Okay, guys, this is the one of the exam questions from the past years. It says that for a sample of 66 mounds, the correlation between the returns on the Canadian and the Hong Kong 10-year bond was found to be a 0.293. Test the hypothesis that the population correlation is zero, against that it's positive, and use the alpha 0.001. So we are going to use the formula, and you are going to see the in the exam in the formula sheet the t value. So t value is calculated by r times square root of n minus 2 all over square root of 1 minus r squared, with the n minus 2 degree of the freedom. And the important part is here the 66 mounds, which is in our question n is equal to 66. And then the correlation it says between blah 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 0.293. So R is 0.293. And then use the alpha 0.01, it's given. And it says that test the hypothesis. So let's say test. So let's call our null hypothesis H0 is population correlation is zero against its positive. So that means, so this is zero versus or against H1 population correlation is positive. So let me talk this stuff in Turkish right now. Gençler, burada kullanacağımız formül, ki bu formül table'ımızda, formül kağıdımızda sınavda size verilecek. T value değeridir. N-2 degree of freedom'la. Bu T değerimiz arkadaşlar ne gerekiyor? R çarpı karekök için N-2, 1 eksi R kare. Yani R değerimiz ve N değerimiz gerekiyor ki N değerimiz 66 ay ve regression'ımız arkadaşlar 0.293 şeklinde verilmiş ve alfa olarak da bizden 0.01'i seçmemizi istiyor. Yani %1'i seçmemizi istiyor. Ve bize diyor ki test the hypothesis, yani hipotez testini oluştur diyor. Population correlation'ını 0 against that it's positive. Onu da bu şekilde yazıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar decision rule'umuza, yani sağ tarafın pozitif olması ile alakalı decision rule'umuzu yazmaya geldi. Bunu da derslerden hatırlayacağınızı tahmin ediyorum. Eğer hatırlamıyorsanız not alın arkadaşlar bir yere. Decision rule for the given test, for the written test better, is reject H0 if absolute value of t is greater than t n minus 2 comma alpha over 2. Alpha over 2 or just alpha? It's alpha. It's not over 2, my dear friends. It's just alpha. Evet arkadaşlar, derslerden de hatırlayacağınız üzere, hatta şu alfayı aşağıya alalım isterseniz daha güzel olur. Bu yan tarafta dursun. Hiç önemli değil. Şimdi eğer hatırlarsanız two-sided olduğu zaman alfa bölü 2 diyorduk. Bu one-sided olduğu için, yani sadece büyük veya sadece küçükse alfa yazmamız gerekiyor. Bundan sonra yapılacak şey arkadaşlar hesaplama. Evet, hesaplamayı yapalım. T değerimizi bir hesaplayalım isterseniz. T değerimiz neymiş? R çarpı, ki R değerimiz 0.293 çarpı karekök içinde N-2, N66 eksi 2 bölü 1 eksi R kare. Yani 0.293'ün karesi karekök içinde. Evet, bunu hesaplayalım arkadaşlar. 66 eksi 2 64 yapar. Kök 64 de 8 yapar. Dolayısıyla bize ne lazım arkadaşlar? 8 çarpı 0.293'ün sonucu lazım. Ve karekök içinde 1 eksi 293'ün karesi lazım. Onu da hesap makinesi kullanarak yapalım. Bu arada sınavda hesap makinelerini getirmeyi unutmayın.
Bakın şöyle yapayım. Öncelikle pay kısmını yapıyorum. 0,293 çarpı diyorum 8 eşittir 2,344. Yazıyorum buraya. 2,344. Bölüyoruz arkadaşlar. Neye bölüyoruz? Öncelikle 0,293'ün karesini bulalım. 0,293'ün karesi arkadaşlar nedir? 0,085. Bunu yuvarlarsak 0,086 diye yuvarlayabiliriz. 0,086. O zaman yazıyorum. Bakın şuraya. 0,086. Dolayısıyla bunu da hesaplarsak 1-0,086 arkadaşlar hesaplayacağız. Yine hesap makinesi kullanıyorum. 0,86 dedik. Evet. 1-0,086 hesapladık. 0,914 çıktı. Bunun karekökü lazım bize. Yuvarlarsak arkadaşlar 3 dijit olarak 0,956 kalır. 0,956. 0,956. Bu da eşittir. Bu da eşittir. 2,344 bölü 0,956 dediğimiz zaman arkadaşlar 2,45 veya 2,452 diyebiliriz. 2,452. 2,452. Dikkat edelim arkadaşlar şimdi. Bize ne lazım bu arada? Tn-2 alfa lazım. O nedir? Onu da hesaplayalım. T arkadaşlar n-2, n değerimiz 66 ise burası 64 olacaktır. Virgül alfa. Alfa değerimiz 0,01. Bu da yaklaşık olarak hatırlayalım arkadaşlar. Formül eşitimizde şu şekilde gösterilebiliyordu. Onu da bir açalım isterseniz. Şurada mıydı arkadaşlar? Evet şuradaydı galiba. Bir saniye. Evet. 0,01. Yani şu kısım değil mi? 0,01. Burada en son satıra gideceğiz. Ki o da 2,326 yapıyor. Küçülteyim isterseniz. 0,01 en son satır 2,326. 2,326. 2,326. 2,326. Evet. Sonuca geliyoruz arkadaşlar şu an. Mutlak değer T değerimiz nedir arkadaşlar? Zaten pozitif olduğu için aynen çıkar. 2,452'dir. Bu değerimiz nedir arkadaşlar? Büyüktür. T64 0,01, yani 2,326'dan veya şu şekilde de yazılabilir. 2,452 büyüktür 2,326'dan arkadaşlar. Dolayısıyla bizim decision rule'umuz ne diyordu? Neye göre karar veriyorduk? Reject diyordu. Eğer bu mutlak değer sağ taraftan büyükse. Bakıyoruz büyük mü arkadaşlar? 2,4 2,3'ten büyük mü? Evet. Dolayısıyla sonuç olarak we reject age 0 at 1% diyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Alfamız 0,01 %1 demek. Dolayısıyla bu hipotezimizi %1 kararlılıkla reject edebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız neymiş arkadaşlar? Population correlation'ımız 0 değilmiş. Population correlation'ımız pozitif bir sayıymış. Umarım anlaşılmıştır. Bunun benzeri bir soru sınavımızda karşımıza gelebilir. Şimdiden iyi çalışmalar dilerim gençler sizlere.